bir olay yaşandı. Acil serviste görevli hekim arkadaşımız Doktor Gözde Apaydın, acil servise yatırılarak tedavisi düzenlenmiş hastanın yanında enfeksiyon riski nedeniyle sadece bir kişinin bulunması gerektiğini ifade etmesi üzerine hasta yakınları tarafından darp edildi. Hekim arkadaşımıza darp sebebiyle 4 gün iş göremez raporu verildi. Sağlık çalışanları bu durumdan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu tepkinin muhatabı bir yandan sağlık sistemini sorunlar yumağı haline getiren, öte yandan şiddet dili, nefret dili kullanılarak sağlık çalışanlarını değersizleştiren yöneticilerdir. Sözde bahanelerle yaşamın olağan akışı içinde görülmeye başlanılan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin mutlaka öne alınmalıdır. Sağlıkla şiddetin bir an önce sona erdirilmesini ve ayrıca tüm ülkede barışın dilinin egemen olmasını diliyoruz. Kliniğimizde yaşanan ve maalesef hiç de münferit olmayan bu şiddet olayı nedeniyle üzgünüz, kırgınız. Hak etmiyoruz. Şiddete bir kez daha dur demek, bu son olsun demek için bugün çocuk hastalıkları kliniğinde iş bırakıyoruz. Tüm diğer sağlık çalışanlarının ve değerli halkımızın desteğini bekliyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. Sağlıkta şiddete! Evet arkadaşlar, şimdi çocuk kliniğine kadar yürüyoruz hep beraber. Sağlıkta şiddet sona ersin. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yani son bulsun, kardeşlik istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Sürekli bu olaylar yaşanıyor mu? Tabii ki sürekli yaşanıyor bu olaylar. Adaletsizlikler olduğu sürece sağlıkta şiddetin son bulacağını düşünmüyorum. Ya hala umutluyuz, umarım umudumuz boşa çıkmaz diyeyim. Çok kaygılıyız, biz de şu an stajyer doktoruz. 2 yıl sonra biz de intern olacağız. Aynen, bir sonraki biz de olabiliriz yani, o yüzden. Ya biz de üzgünüz, bir şey diyemiyoruz yani. Sonuçta hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu şartlar altında çok sıkıntı yaşıyoruz. Biz daha stajyer olduğumuz için çok fazla maruz kalmıyoruz ama ileride kalmayacağımızın hani garantisi yok yani. Gece bildiğimizde.